Aha tekrardan geliyor. Karakterin canı da gitmiyor. Aksine karakterin bakın canı şu anda dolmaya başladı. Dostlar bugün sizlere yeni haritada kimsenin bilmediği çok gizli taktikleri göstereceğim. Bir de yeni haritayla birlikte gelen gizli loot denizaltısını göstereceğim. Çok şaşıracaksınız. Hadi sizleri bekletmeden videoya geçelim. Evet, şöyle ilk gizli taktiğimizle başlayalım. Bu gizli taktiğe gerçekten çok şaşıracaksınız. Çünkü rakipler bile bizi bu gizli taktiği yaptığımız zaman göremiyorlar. İlk önce bu taktiği yapabilmek için villaya atlayışımızı gerçekleştiriyoruz. Eğer ki çok rakip gelirse bizimle daha iyi olur, daha güzel eğleniriz. Şöyle galiba kimse atlamadı buraya ya. Kimse atlamadığı zaman buraya bir eğlencesi kalmıyor ki bu taktiği yapmanın. Neyse bekleyelim, belki biz lootlanırken rakipler buraya gelir de o rakipleri trollerken eğleniriz bu gizli taktikte. Şöyle hala devam ediyorum lootlanmaya. Bakalım buraya da. Evet, şimdi taktiği yapacağımız eve doğru geliyoruz. Bu evin ön tarafında kalan evde yapacağız. O evin mesela yukarıya doğru baktığımız zaman tavanına doğru orada tahtalar var. O tahtaların üzerine de kapının üzerinden çıkabiliyoruz bu şekilde. Bakın buraya gelip tahtaların üzerine bu şekilde atlıyoruz ve birden tutunuyor karakter. Şöyle olmadı. Tekrardan deneyelim de buraya kimse gelmedi ya. Buraya birileri geldiği zaman güzel oluyor aslında. Şöyle bir daha deneyelim. Yok bak mesela oldu, atladım ben. Ama rakipler de gelmediği için yani şu anda mutlu değilim açıkçası. Neyse rakipler çok olduğu zaman gelip bunu deneyelim. O zaman daha çok eğleniyoruz çünkü. Evet tekrardan buraya geldik ama bu sefer bizle beraber birçok rakip buraya atladı. O yüzden daha mutluyum ve hemen yapacağız taktiği. Zaten rakipler de ileride. Şöyle tekrar kapının üzerine çıktım. Buraya zıpladığım gibi bakın bu şekilde oraya çıkabiliyorum da heyecan yapıp fazladan zıplama tuşuna basıyorum. Onu yapmazsam tek seferde bunun üzerine çıkabiliyoruz bu şekilde. Bakın şu anda gördüğünüz gibi çıktık. Şimdi en köşeye geçiyoruz. Ve loot falan varsa yanımızda fazladan lootları şöyle buraya en köşeye atıyoruz. Şimdi rakipler buraya geliyor ya, normalde kimse tavana bakmaz. O yüzden direkt böyle loot'a konsantre oluyorlar. Loot'a geldikleri gibi de tak tak diye onları indireceğiz hemen. Şöyle lootlarımızı falan ayarlayıp rakiplerin buraya gelmesini bu taktiği yaparak sağlayalım hemen. Geldi, içeriye girdi, loot'a mı gidecek? Yok, direkt oraya gitti. Dur, bunu kaçmadan vurmam lazım. Düşürsem iyi olurdu ya. Neyse biraz o korktu. Aha tekrardan geliyor. Burada zannetti beni de, ne ölmez rakipmiş lan bu. Bayağı mermi, 10-15 tane mermi isabet etti, hala ölmedi yani. O derece. Şimdi o beni burada bir yerde zannetti. Ama arkadaşlarına yerimi söylemiş olabilir. O yüzden daha dikkatli olmam gerekiyor. Bayağı bir ayak sesleri yakınlaştı şu anda. Camın orada dolanıyor. Dur bekle. Bu içeriye girecek demek ki. Bak yine geçti. Dur dur dur. İki kişi oldu bunlar. Tamam bekle, sakin. Hiç heyecan yapmayalım. Rakiplerden 1-0 öndeyiz şu anda. Onlar benim yerimi bilmiyorlar. Geldi. Hoş geldin kardeşim. Bak direkt loot'a gitti bu da. Yakalamam lazım bunu. Nereden baksam. Tamam bu da düştü, hemen öldüreyim bunu. Tamam bu da gitti. Şimdi bakalım, son bir kişi kaldı gibi gözüküyor ayak sesinden. Bayağı bir heyecan yaptım ha. Sakin kalayım dedim de sakin kalamadım. Çünkü burası gerçekten çok eğlenceli. Dur dur, bu sefer bayağı bir ayak sesi geliyor ha. Bak iki kişinin ayak sesini gördük haritadan. Geldi birisi. Lan nasıl vuramadım onu, dur. Bunu da vuramadım ya. Birisini düşürseydim diğeri korkacaktı. Bak hala arkadaşına ateş ediyor korkudan. Bir tanesi yerimi öğrendi de diğerleri yerimi öğrenemedi maalesef. Dostlar gördüğünüz gibi bu taktik yardımıyla hem rank kasabilirsiniz, rakipleri öldürebilirsiniz. Hem de benim gibi eğlenebilirsiniz burada. Gerçekten çok eğlendirici bir taktik bu da. Neyse hadi şimdi geçelim bir diğer gizli taktiğimize. Şimdi geldik bir diğer gizli taktiğimize. Bu gizli taktiğimizi de villada yapacağız. Eğer ki villa bölgesinin içerisinde rakipler varsa sizlere çok güzel bir taktik yapacağım. Şöyle bir bakalım, ilk önce rakiplerin olması lazım bu taktik için. Bir bakalım rakipler burada var mı? Şöyle devam ediyorum hala. Aha var, ayak sesini duydum. Oo bak burada da birisi varmış. Az kalsın gidiyordum ha. Güzel bir sprey atsaydı rakip kesinlikle öldürmüştü beni ya. Neyse şimdi rakiplerden kurtulduk ya. Direkt buraya geliyoruz. O bölgenin üst tarafındaki yere, dağlık yere. Bakın direkt şuraya yani geldik. Şimdi burada halatla aşağıya inebildiğimiz yer var ya, yani şurası. Burası sayesinde gizli bir taktik yapacağız. Bakın çık kısmı var ya, tam bu binanın üzerinde buraya basıyoruz. Şimdi bakalım rakipler neredeymiş. Burada birisini gördüm. Tamam bu gitti.
Bu da gitti, güzel döndüm orada. Biraz yavaş döndüm ama tamam. İki kişiyi aldık şu anda. Başka var mı acaba bunlardan birisi? Bunu da hemen alalım, arkadaşı kaldırmasın. Bunu düşürmemiştim, başkası düşürmüş. Çaldım killini, iyi oldu. Tamam, 3 killimizi aldık bile buraya atlayarak. Siz de bu şekilde buraya gelip buradan kolayca rakipleri öldürebilirsiniz. Bir de sizlere başka güzel bir taktik göstereceğim. Mesela buradan sıkıldınız mı, hemen gizli bir yer daha göstereyim sizlere. Başka kimse gelmiyor zaten buraya. Bakın şu balkonlu kısım var ya, bu balkonlu kısma da bu yan binadan atlayıp şu gizli yere gelebilirsiniz bu şekilde. Mesela şu karşıdaki dağlık alanlardan gelen rakipleri buradan vurabilirsiniz. Veyahut da biraz daha yana doğru gelip mesela bu şekilde buradaki rakipleri de vurabilirsiniz. Neyse, hadi şimdi geçelim bir diğer gizli taktiğimize. Şimdi geldik bir diğer gizli taktiğimize. Bu gizli taktiğimizde de suyun içerisinde ölümsüz olma taktiği göstereceğim. Bakın direkt şu bölge var ya, bu bölgede şurada bir tane havuz var. Normalde suyun içerisine girdiği zaman karakter ölüyor. Ama bu araçla birlikte suyun içerisine girersek ölmüyoruz. Ben öldüreyim en iyisi. Tamam, şimdi daha rahat konuşabilirim. Şimdi havuzun içerisine bu arabayla girdiğimiz zaman ölmüyoruz. Hemen göstereyim, direkt oraya doğru gidelim. De rakipler olabilir mi? Gördüm bile rakibi. Dur. O da beni görmüş olması lazım. Tamam, şimdi rahatız. Bakalım bunun başka arkadaşı var mı? Yok sanırım, görünürde yok. Şimdiye kadar çıkarlardı zaten arkadaşı olsa. Şimdi bakın, karşı taraftaki havuz var ya, bu havuzun içerisine direkt buradan bu şekilde hıp hızlı gelip içeriye giriyoruz. Normalde araç bu suyun içerisinde çalışmaz. Ama bu havuzun içerisinde araç da çalışıyor. Karakterin canı da gitmiyor. Aksine karakterin, bakın, canı şu anda dolmaya başladı. Yani enerjisi dolmaya başladı. O yüzden buraya gelip ölümsüz olabilirsiniz. Yan koltuğa da geçerseniz rakipleri de vurabilirsiniz. Belki rakipler sizin burada olduğunuzu fark etmezler. Dostlar, şimdi de sizlere yeni harita ile birlikte gelen gizli loot denizaltısını göstereceğim. İçerisinden gerçekten çok efsane loot çıkıyor. Bakın uçağımız bu şekilde geçiyor ya, direkt bizim denizaltımız şu havuz gibi görünen yerin içerisinden çıkıyor. Şöyle hemen oraya doğru atlayalım, daha iyi anlayacaksınız demek istediğimi. Hemen paraşütle zaten içerisine girebiliyoruz vakit kaybetmeden. Şöyle birazdan görünecek denizaltı, hatta görünmeye başladı. Bu denizaltının burada olduğunu şu anda çoğu kişi bilmiyor. Hatta bilenleriniz varsa yorumlara bekliyorum. Bakalım kimler daha öncesinde bu denizaltıyı keşfetmiş. Bir de çok loot çıkıyor. Bakın şu anda mesela 2 seviye kask, yelek. Mesela kask 3 seviye bulduk. 2 seviye gibi gördüm de 3 seviyeymiş. Şöyle devam ediyoruz. Zaten arkadaşlarınızla buraya atladığınız zaman bütün lootlarınızı 4 dörtlük tamamlayıp yargıda atmaya başlayabiliyorsunuz. Çünkü çok güzel loot çıkıyor içerisinden. Şöyle burayı lootladık. Denizaltının içerisine girebilseydik daha iyi olurdu. Daha güzel bir görüntü olurdu. Ama sadece denizaltının üstünü lootlayabiliyoruz. Ama bakın yan taraflarındaki bu evlerin içerisinden de gayet güzel lootlar çıkıyor. Mesela M24, 4X, bir de M4 bulduk. Daha ne isteriz ki buraya gelip? En güzel lootları bulduk zaten. Mesela şu anda burayı lootladım ve dışarıya doğru çıkacağım. Dışarıya doğru çıkarken buralarda falan da lootlar bulabiliyorsunuz da bayağı bir loot bulduk. Bakın denizaltı da güzel görünüyor ya oradan. Neyse, buradan bu şekilde çıkabiliyorsunuz yukarı tarafa. Yukarıya çıktığınız zaman zaten tam kapısının önünde bu şekilde araba bekliyor olacak sizi. Bu arabayı da alıp rakiplere rush yapmaya başlayabilirsiniz. Evet dostlar, bugünkü videomuz da buraya kadardı. Böyle videoların daha fazlasının gelmesini istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup tüm bildirimleri açıp like atıp yorum atmayı unutmayın. Bir dahaki videolarımda görüşmek üzere.